efendim, nasılsınız? Hatırlıyorsanız ki Osmanlı kuruluş dönemine başladık, tam gaz devam ediyorduk. İlk iki videomuz kuruluş dönemiyle ilgili Osmanlı Beyliği'nin DT İmparator'a dönüşme nedenlerinden bahsettik. Ondan sonra Osman Bey, Orhan Bey ve 1. Murat'ın siyasi olaylarından bahsettik. Şimdi çok önemli bir sürecimiz var ve bu kültür medeniyet kısmına da giriyordu eskiden. Ama kuruluş dönemine damgasını vuran ve ilklerin başladığı bu süreç 1. Murat'a daha çok denk gelecektir. O yüzden 1. Murat'ın örgütlenme çalışmaları, nelerle uğraştı, neler yaptı ve Osmanlı'ya en çok neleri kazandırdı, onları anlatmaya çalışacağım. Hazır mıyız? Başlayalım mı? Şimdi örgütlenme ne demek biliyor musunuz? Devlet sistemi içerisinde yapılan tüm çalışmalar. Efendim, veraset sistemi değişiklik yaptı mı? Ordu ne alemde? Medrese açtı kapadı mı? Ne bileyim, divan süreci nedir ne değildir? Efendim, sancağa çıkma usulü, sancak nedir? İsim olarak nedir? Sancağa çıkmak nedir? Bunları şimdi tek tek anlatacağız ve idrak etmeye çalışacağız. Bu konuyla ilgili gerçekten kültür medeniyet kısmında çok ciddi sorular çıkmaktadır diyoruz. Şimdi başlıyorum. Osmanlılarda ilk kez sultan unvanını kullanan kişi 1. Murat. Peki Türk İslam devletlerinde sultan unvanını kim kullanıyordu? Hemen şuraya ufak bir hatırlatma olsun mu? Türk İslam devletlerinde ilk sultan unvanı kime aitti? Hemen söyleyin. Gazneli Mahmut. Mahmut'a aittir diyoruz. Tamam. Ama Osmanlılar'da ilk sultan unvanı yine kime aittir? 1. Murat'a aittir diyeceğiz. Şimdi 1. Murat Orta Asya'dan beri süregelen bir kural vardı. Veraset sistemi. O veraset sisteminin adı ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır diyordu. Ve bu yüzden çok sık taht kavgası çıkıyor. Ve efendim, taht kavgasına amcalar, yeğenler, bir sürü kişi girebiliyor. Çünkü o hükümdarın kanını taşıyan her erkek tahta çıkma hakkına sahiptir diyorsa, bu merkezi otoriteyi çok ciddi bir şekilde bozmaktadır. Bu yüzden 1. Murat ne yaptı? Ben ilk kez bu sistemi değiştireceğim dedi. Ben yaşarken ülke benim, padişahın. Ben öldükten sonra tahta sadece oğullarımdan biri çıkacaktır diyor. Yani taht kavgalarını daha az sayıya indirtti. Sadece oğulları arasında olabilecek bir taht kavgasından bahsediyoruz. Bu da merkezi otoriteyi korumak için yapılan ilk adımdır diyeceğiz. Şimdi baba Orhan Bey oğlu 1. Murat'ı sancak valiliği yapması için ne yaptı? Gönderdi. Efendim, astronomi şehzade sancaklarını da söyleyeceğim. Önemli şehzade sancakları var. Sancağa çıkma usulünü başlattı. Ha, Orhan Bey sancağa çıkmadı. O sancağa çıkma usulünü başlattı. Efendim, sancak, şehzade sancakları şehirlerinden en önemlilerinden bir tanesi hangisidir? Manisa diyoruz. Mesela bir başka sancak şehri neresi diyeceğiz? Amasya diyeceğiz. Mesela bir tane daha söyleyelim, neresi diyelim? Trabzon bir sancak şehri diyeceğiz. Mesela neresi diyeceğiz? Neresi diyeceğiz? Hemen söyleyin. Bursa bir sancak şehri diyeceğiz. Gibi gibi gibi. Tamam mı? Şimdi sancağa çıkma usulü ne demek? Hemen söyleyelim. Şehzadeler çok küçük yaşta tecrübe kazanmaları için padişah onları belirli illere, yani sancaklara ne olarak atıyor? Vali olarak atıyor. Şimdi küçücük bir çocuk vali olarak belli bir şehre gidecek. Manisa'ya gidecek, Amasya'ya gidecek. Peki sizce burada sancak valiliği yapabilecek mi? Tabii ki yapamaz. O yüzden bunların yanına Lala denilen neler verilecek? Eğitmenler verilecek arkadaşlar. Lala denilen eğitmenler verilecek ve bu eğitmenler bu çocukları bu yönde eğiteceklerdir diyoruz. Ve başa geldiklerinde çok ciddi bir şekilde gerçekten tecrübe kazanmış olarak Osmanlı tahtına oturacaklardır. Divan. Divan dediğimiz bizim bugünkü anlamda hükümet. Değil mi? Ne yapılıyordu divanda? Devlet işlerinin
görüşülüp karara varıldığı organdır divan. Ve bu dönemde divana iki tane üye. Bir, defterdar. İki, hangisidir? Kazaskerdir diyeceğiz. Peki defterdar dediğimizde kimlerden bahsedeceğiz? Mali işlerden sorumlu. Bugünkü anlamda maliye bakanı diyebiliriz. Kazasker dediğimde iki rütbeden bahsedeceğiz. Bir, adalet. İki, eğitim. Bugünkü adalet bakanı diyebiliriz. Bugünkü milli eğitim bakanı diyebiliriz. Mesela kadıları ve müderrisleri, yani yargıç diyeceğimiz kadıları ve öğretmen diyeceğimiz müderrisleri atama yetkisi kime aittir? Kazaskerdedir diyeceğiz diyoruz. Peki şimdi devam edelim. 1. Murat döneminde hatırlıyorsanız geçen videomuzda sınırlar inanılmaz gelişti. İnanılmaz. Peki bu sınırların gelişmesiyle birlikte o zaman yönetimimi kolaylaştırmam lazım diyen 1. Murat önce toprakları nelerine böldü? Eyaletlere. Eyaletleri nelerine böldü? Sancaklara böldü. Sancakları nelere böldü? Kazalara böldü. Kazaları nelere böldü? Köylere böldü. Mesela örnek verelim. Anadolu bir eyalet mi? Anadolu'da bir sancak, İzmir bir sancak mı? İzmir'in bir kazası neresi olsun? Ödemiş olsun mu? Ödemişli bir köy, mesela Ovakent olsun mu? Bakın, bu şekilde söyleyebiliriz. Eyaletleri sancaklara, sancakları kazalara, kazaları köylere böldü. Peki eyaletlerin yöneticisi beylerbeyi, sancakların yöneticisi sancakbeyi, kazaların yöneticisi kadılar, köylerin yöneticisi kim olacaktır? Tımarbeyi olacaktır diyoruz. Peki beylerbeyinin rütbesi unvanına baktığımızda hem askeri hem idari yetkiye sahip en büyük görevlilerden bir tanesidir. Ama 1. Murat'ta olmazsa olmaz Rumeli Beylerbeyliği ilk kez bu dönemde kurulacaktır. Neden bu dönemde? Çünkü Balkanlara büyük oranda yerleşildi. Çok geniş bir arazi Balkan toprağı oldu diyoruz. Peki devam edelim. Şimdi ise tımar sistemi, yani dirlik sistemi. Biz bunu aslında çok önce anlattık. Aslında biliyoruz. Bir kez daha isim değiştirilmiş haliyle burada anlatacağız. Tımar sistemi veya dirlik sistemi dediğimiz bu sistemin Selçuklulardaki ismi İkta sistemi. Peki bu sistemi bulan ilk kişi kimdi? Hazreti Ömer döneminde İkta sistemi ilk kez geliştirildi. O zaman ikta sisteminin temelleri İslam tarihi Hazreti Ömer döneminde ne yapıldı? Bu sistem başlatıldı diyoruz. Daha sonra devam etti ve Selçuklularda ikta sistemi olarak da bilindi. Orhan Bey temellerini atmışsa da asıl biz tımar sistemi olarak kimden bahsedeceğiz? 1. Murat döneminden bahsedeceğiz diyoruz. Peki tımar sistemi nedir? Şimdi devlet görevlilerine maaş karşılığı olarak, yani maaş verilmeyecek demektir o. Asker yetiştirmek şartıyla, askerden kastımız cebeli askerleri, toprak gelirlerinin ne yapılması? Bırakılması. Şimdi bu sistemde toprak çok önemli. Devletin malıdır. Yani özel mülkiyete ait değil. İşleme hakkı vergi karşılığında köylüye bırakılır. Sadece devlete ne yapacak? Vergi ödeyecek. Köylü tımar beyinin emriyle topraklarına ne yapacaktır? Çalışacaktır. Peki tımar beyi ne yapar? Devletin atadığı tımar beyi bu toprağı yönetir. Bu toprağın korunmasından mesuldür. Köylüden vergiyi toplayan kişidir. Tımarlı sipahilerinde yetişmesini sağlayan kişi. Yani aslında birçok işle uğraşır. Bir baktığında
ekonomiyle uğraşıyor. Bir bakıyorsun askeri sistem düzeneğini kuruyor. Bir bakıyorsun sosyal düzenek, sosyal adaleti o köyde sağlayan kişidir diyeceğiz. Peki, tımar topraklarının en önemlisi dirlik topraklarıdır. Sorular en çok dirlik topraklarından gelir. Dirlik toprakları kaça ayrılıyor? 3'e ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi has, ikincisi zeyamet, üçüncüsü tımar. Şimdi bakın, orada işte dereceler ve 100 bin akçeli şu bu falan. Ben böyle bir derece, böyle bir rakam vermeyeceğim size. Çünkü bu rakamları ezberlemiş olacağız. Şimdi ben size bunun daha basit bir sistemini anlatacağım. Şimdi has toprağı, adı üstünde has, özel. Peki bu kadar özel topraklar kimlere verilir? En büyüklere, yani birinci dereceden devlet görevlilerine gelirleri ayrılan topraklardır. Birinci derece. En birinci derecedeki devlet görevlisi kim? Hükümdar. Sonra kim? Hanedan üyeleri. Sonra kim? Divan üyeleri. Bunlara ait olan gelirleri bunlara bırakılan topraklardır. Mesela hemen soralım. Bir Anadolu toprağı mı has toprağı olur? Bir Sibirya toprağı mı has toprağı olur? Tabii ki Anadolu toprağı. Ama hocam Anadolu toprağının alanı çok küçük. Ben Anadolu toprağının ölçüsüne göre bakmıyorum ki. Oradan gelen gelirlere göre bakıyorum. Sibirya toprağına ne kadar gelir gelir ki? Ama Anadolu toprağından müthiş vergi alır Osmanlı. Çünkü çok bereketli bir topraktır. O yüzden has toprağı birinci dereceden devlet görevlilerine gelirleri ayrılan topraklardır. Zeyamet, ikinci dereceden devlet görevlilerine verilen topraklardır. İkinci derece mesela kadılar ikinci derece, kapıcıbaşı ikinci derece gibi. Tımar toprakları ise direkt tımarlı sipahilere gelirleri ayrılan topraklardır diyeceğiz. Şimdi yıllar önce bu toprakların özelliklerinden bir tanesi sorulmuş. Bu topraklar kişilere dağıtılırken neyine göre dağıtılıyor kişilere? Kişilerin rütbelerine bakılıyor, derecelerine bakılıyor ve bu topraklar ona göre ne yapılıyor? Dağıtılıyor. Peki bu topraklar kişilere ne zaman veriliyor? Görevde kaldığı süre zarfında bu topraklar o kişilere aittir. Ama dikkat edin, mülkiyet hakkı devletindir. Devlet bir hata görürse, bir kusur görürse bu topraktan bu kişileri ne yapacaktır? Çıkaracaktır diyoruz. Peki geldik tımar sistemi dediğimiz bu sistemin yararlarına. Şimdi bir kere bir, devlet hazineden para harcamadan, bir kuruş harcamadan savaşa hazır atlı asker besler. Yani cebeli asker. Aslında ben buna şöyle de diyebilirim. Devlet beleş asker besliyor. Çünkü hazineden 1 lira para çıkmıyor. 2. Üretimin sürekliliği sağlanır. Ve toprağın boş kalması kesinlikle ne olur? Engellenir diyoruz. 3. Bu toprak üzerinden 1. Tımar beyinin, 2. köylünün, 3. tımarı sipahinin ihtiyacı ne olur? Karşılanır. 4. Topraklar devlete ait olduğu için, bu çok önemli, çok önemli, feodalleşme engellenir. Derebeylik gibi, ayanlık gibi sistem kurulamaz ve bu yüzden de merkezi otorite Osmanlı padişahında kalır. Toplumsal düzen sağlanırken vergi toplamında ne sağlanır? İstikrar sağlanır diyoruz. Tımarlı sipahiler bulundukları bölgenin hangi gücünü oluşturacaklardır? Jandarma gücünü. Çünkü barış zamanında tamam kendi topraklarını ekip biçerlerken bir de o bölgenin güvenliğini de yine kimler sağlayacaktır? Tımarlı sipahiler sağlayacaktır diyoruz. Peki geldik tımarlı sipahilerin özellikleri. Şimdi tımarlı sipahiler devletten maaş almadan toprak gelirleriyle geçinen eyalet askerleridir. Yani İstanbul dışındaki eyaletlerde bulunan askerlerdir diyeceğiz. Bunlar atlı askerlerdir. Yani süvari diyoruz. Ve ordunun gerçekten omuriliği diyebilirsin, bel kemiği diyebilirsin. Ordunun %90'lık gibi çok ciddi ve çok büyük bir dilimini
kapsarlar. Köylerde yaşarlar ve vergi gelirlerini toplarlar. Barış zamanında ne yaparlar? Çiftçilik yaparlar. Ne yaparlar? Bulundukları bölgenin güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler. Yani jandarma gücünü oluştururlar. Peki savaş çıktı. Bunlara haber gitti. Bunlar ise Tımar Bey'in öncülüğünde savaşa katılırlar. Savaşa katılırlar. Ölenler için şöyle bir şey söyler devlet. Onun büyük yaşta oğlu varsa toprakta kalsın, üretime devam etsin. Hayır yoksa o tımarlı sipahinin ailesini farklı bir köyde, farklı bir bölgeye yerleştirirler. O toprağa farklı bir tımarlı sipahi ailesi gönderirler diyoruz. Peki diğer sayfadan devam edelim. İşte Yeniçeri Ocağı, Yeniçeri Ocağı. Birinci Murat bu sistemin temellerini müthiş bir şekilde atacak. Şimdi Balkanlara gittik. Güzel. Balkanları büyük oranda aldık, fethettik. Büyük oran, bakın daha kesin diye bir cümleyi kurmadım. Ve Balkan fetihleri sırasında elimize bir sürü Hristiyan esir geçirildi. Ve der ki 1. Murat, bu esirleri işe yarar hale getirelim. Ne yapalım? Bu esirlerin 1/5'ini alalım. Bakın pinch. Parmaklarınızı 5 yapın. Pinch. 1/5'ini çekin. Pençik oğlanlar sistemi kurulacak. Ve 1/5'ini aldıktan sonra bunların Müslüman olmaları sağlanıyor. Ve bunlara Osmanlı askeri eğitimi de takviyesi veriliyor ve Yeniçeri Ocağı'nın temelleri atılıyor. O zaman Yeniçeri dediğim bu adamlar Hristiyan esirlerden önce oluşturuluyor. Pençik oğlanlar ocağına gönderdik, Müslüman yaptık, askeri eğitim, Yeniçeri Ocağı kuruldu. Şimdi sistem çok iyi gidiyordu. İşte 1. Murat'ta sistem böyle. Yıldırım Beyazıt'ta, 1. Beyazıt'ta sistem böyle. Fakat çat hop bir fetret devri, yani bir duraklama dönemine girdik. Balkanlarda fetihler durdu mu? Durdu. Fetihler durursa Hristiyan esir alabilir miyiz? Hayır, alamayız. Hristiyan esir alamazsak o zaman Yeniçeri Ocağı'nın kökeni kurumaya başlayacak. Sistem düşmeye başlayacak. Sistem bozulmaya başlayacak. Dolayısıyla da sistem tıkanınca bunu çok iyi gören 1. Mehmet, fetret devrinden sonra başa geçecek olan Çelebi Mehmet farklı bir sistem kuracak. Devşirme, yani toplama sistemi kuracak ve bir daha Osmanlı'nın başına fetret devri dönemi gibi bir dönem gelse bile Yeniçeri Ocağı'nın kökenini kurutmayacak bir başka sistem oluşturacak. Yeniçeri Ocağı'na devam ettirecek. Bu sistemin ismi devşirme, yani toplama sistemi. Balkan topraklarında yaşayan Hristiyan ailelerin çocuklarını alacak. Bu çocukları toplayacak ve bu çocukları Yeniçeri askeri olsun diye yetiştirecek. Bakın ne yapacak? Özellikle Balkan köylerine gidecek. Özellikle fakir Hristiyan aileler ve 3'ten fazla çocuğu olan ailelerden bahsediyoruz. Bu ailelere gelecek. Bu çocukları alacak. Anadolu'da bir Türk İslam ailesinin yanına verecek. Ve aileden istediği şu, bu çocuklara bir Müslümanlık kabul ettirilecek, iki Türk İslam kültürü öğretilecek. Ve bu çocuklar belli bir yaşa geldiklerinde, ki muhtemel yaş 16 yaş olarak vurgulanır, bu yaşa geldiklerinde basit bir sınav uygulanacak. Bu sınavda çok zeki olanlar, gerçekten zeka potansiyeli had safhada olanları hissettikleri, bu sınav sonucunu anladıkları an onu Enderun Mektebi'ne gönderecekler. Burada devlet adamı olması için çok iyi bir eğitim olacak. Hemen bir örnek verelim. Enderun çıkışlı çok zeki bir devlet adamı. Yine bir devşirme. Sokollu Mehmet Paşa Enderun çıkışlı bir devşirme olacak ve bir döneme damgasını vuracak. Önemli bir sadrazam haline gelecek. Fakat az zeki olanlar ve iri yapılı olanlar, yani gürbüz olanlar, acemi oğlanlar ocağını alıp burada ne olmak için yetiştirilecekler? Yeniçeri askeri olmak için eğitim alacaklardır diyoruz. Peki sıra geldi. Yeniçeriler nasıl bir özelliğe sahip? 1. Devşirmedirler. Yani Hristiyan kökenli olup daha sonradan Müslüman olanlar. 2. Padişahı ve merkezi, merkezden kastım daha sonra neresi olacak? İstanbul'u koruyan özel askerlerdir. Hatta biz bu askerlere ne diyoruz? Kullaştırılmış.
diyeceğiz. Ordunun %10'luk dilimini ne yapacaklar? Oluşturacaklar. Aslında ben bu askerlere birazcık da bodyguard ismini veriyorum. Yani çok da yanlış söylemiş olmam. Kışlalarda yaşarlar. Çünkü bu adamlar evlenemezler. Başka bir işle uğraşamazlar. Tek işleri var. Padişahı ve merkezi korumak. Dikkat edin. Koruması gereken kişi padişah. Evlenseler. Herhangi bir savaşa padişahı korumak için gittiler. Peki sizce geri dönmek için mi savaşıyorlar? Gerçekten padişahın canını korumak için mi? İlk etapta canını korumak için diye söylense de daha sonra çocuğunun ve eşinin yanına dönmek isteyecekleri için padişahı çok rahat koruyamayacaklardır. O yüzden sistem evlenmelerini engeller. 3 gelir kaynağı var. 3 aylık ulufe denilen maaşı alırlar. Savaş yaparlar. Savaşlardan sonra ganimet paylarından alırlar. Ve her padişah değişikliğinde cülüs baş dediğimiz çok ciddi bir rakamı ekonomik kaynaklar olarak ne yaparlar? Kenara ayırırlar diyeceğiz. Bu da Yeniçerilerimizin özellikleri arasında. Evet gençler, bu videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Lütfen sorularınız varsa ekliyorsunuz. Hatam olduysa affola diyorum. Kolay gelsin.